Herkese merhaba. Bugün bir şiir yolculuğu yapalım istedim ve en sevdiğim şiir kitaplarını raflardan indirdim. O kadar çok şiir kitabı okumayı seviyorum ki, şiirlerin içinde kaybolmayı seviyorum ki, umarım siz de benim gibi şiirleri seviyorsunuzdur. O zaman ne yapalım, hiç vakit kaybetmeyelim. Şöyle bir bakalım, ben hangi şiir kitaplarını sizler için seçmişim. Kendimi ne zaman biraz böyle üzgün, yalnız, umutsuz hissetsem, elimin hemen gittiği bir kitap. Turgut Uyar'ın Büyük Saat kitabı. Bütün şiirlerinin toplandığı bir kitap. Yapı Kredi yayınlarından bulabilirsiniz. Turgut Uyar sağlığında toplamış bu şiirleri. Bu kitaba dahil etmiş. Ve gerçekten keyifle okuyacağınıza eminim. Ben böyle hiçbir zaman bir şiir kitabını alıp baştan başlayıp sona kadar okumam. Hep herhangi bir sayfayı açıp orada hangi şiir çıktıysa onu okurum. Bir iki şiir okuduktan sonra da rafa geri bırakırım. Ama gerçekten ruha iyi gelen şiirlerin toplandığı harika bir kitap Turgut Uyar'ın Büyük Saat kitabı. Edebiyat hayatına şiir yazarak girmesine rağmen biz onu daha çok öyküleriyle ve romanlarıyla tanıdık. Sevgili Sabahattin Ali'nin bütün şiirlerinin toplandığı bu kitap. Şiirlerini de okuyun. Öykülerini çok seviyoruz, evet. Romanlarını çok seviyoruz, içinde kayboluyoruz. Karakter analizlerinin peşinden böyle giderken dünyadan biraz uzaklaşıyoruz. Onun o bize verdiği mesajları almaya çalışıyoruz. Ama şiirleri de çok güzel. Eğer Sabahattin Ali'nin şiirleriyle tanışmadıysanız, Sabahattin Ali'nin bütün şiirleri mutlaka okuma listelerinize ekleyin. Kendini kısa dizelerle ifade etmeyi seven, özellikle gençler tarafından çok sevilen, hala şiirleri okunan, paylaşılan, çok bilinen eserlerin şiirlerin sahibi Özdemir Asaf, Yalnızlık Paylaşılmaz. Bu kitap da en çok okunan kitaplar arasında. Şiir kitabı denince, şiirler denince aklımıza hemen Özdemir Asaf geliyor zaten. Gerçekten bu kitapta da çok güzel, yüreğe dokunan ama böyle kısa kısa ifadelerle kendinizi o satırların, o dizelerin peşinden giderken buluyorsunuz. Onun için böyle çantanızda, başucunuzda, kısa kısa okumak için, derin düşüncelere dalmak için, ruhunuz için Özdemir Asaf'ın Yalnızlık Paylaşılmaz kitabını da sizlere tavsiye ediyorum. Özdemir Asaf'ın ben böyle tek tek şiir kitaplarını almak istemiyorum. Hepsinin bir arada olduğu bir kitap var mı derseniz Çiçek Senfonisi'ni öneririm size. Sağlığında 7 kitabını bir araya topladığı şiirlerden oluşan Çiçek Senfonisi de Özdemir Asaf'ın şiirleriyle dopdolu. Yine oradan oraya sürükleniyorsunuz ve ruhunuza o kadar iyi geliyor ki şiirlerden vazgeçmeyin. Şiirleri hayatınıza dahil edin. Eğer hiç şiir okumadıysanız daha önce, şiirlere bir ilginiz yoksa, o zaman Çiçek Senfonisi ile tanışırsanız eğer, şiirlere de böyle bir yerden giriş yapmış, başlamış ve ruhunuza ne kadar iyi geldiğini siz de öğrenmiş olursunuz. Ve şiir denince yine aklımıza gelen ilk isimlerden birisi Cemal Süreya, Sevda Sözleri. Bütün şiirlerinin toplandığı bir kitap. Bu da çok okunan, çok bilinen bir kitap. Özellikle çok iyi biliyorum bunu, Sevgililer Günü'nde böyle aşkını itiraf etmek isteyenler, sevgisini itiraf etmek isteyenler, o coşkuyu anlatmak isteyenler sevgililerine, sevdiklerine bu kitabı hediye ediyorlar. Onun için Cemal Süreyya'nın Sevda Sözleri'ni okumadan geçmeyin. Ama öyle okuyup da geçmeyin. Derinlerine inin, anlamaya çalışın. Hatta yüksek sesle kendi sesinizi duyarak okuyun, hissedin. Ve tabii ki William Shakespeare, Aşk ve Anlatı Şiirleri. Bu kitabı da sizlere tavsiye ediyorum. Çok keyifle okuyorum ben de bu kitabı. Bu kitabın bir özelliği de bir tarafında orijinal dilde sizlerle buluşuyor, bir tarafında da çevirisi buluşuyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Shakespeare'i zaten orijinal dilinde okumak onu daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Shakespeare'le tanışmadıysanız, evet tiyatro oyunlarını büyük keyifle okuyoruz ama şöyle bir şiirlerine de bakın. Zaten
onun şiirlerini okurken tiyatro oyunlarındaki o kurgularıyla, o verdiği mesajla ne kadar bağlantılı olacağını göreceksiniz. Aslında bu kitapla ilgili şöyle bir şey okudum. Buradaki şiirlerin bazılarının Shakespeare'in yazmadığı ama onun adı altında hani buraya konulduğu, tam bir netlik sağlanamayan şiirler de varmış. O konuyu tam bilmiyorum ama ben Shakespeare yazmış niyetiyle, Shakespeare'in kaleminden okuyormuş niyetiyle okuyorum. Onun için Hasan Ali Yücel klasiklerinden çıkan bu Shakespeare'in aşk ve anlatı şiirlerini de sizlere tavsiye ediyorum. Ve evet, benim elimin sıklıkla gittiği şiir kitapları bunlardı. Sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bana derseniz ki, pek bir paylaşmadın, öyle gösterip geçtin. Bir sebebi var. Çünkü şiirler yalnız yapılan yolculuklar. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım, sizin okuduğunuz zaman o sizin hissedeceğiniz hiçbir şeyi size ifade edemem, size hissettiremem. Ben bir şiiri okurken bambaşka bir yolculuğa çıkarken, siz aynı şiirde bambaşka bir yolculuğa çıkarsınız. Onun için sadece sevdiğim şiir kitaplarını şöyle bir göstermek istedim. Şiir okumak isteyenlere, hangi kitabı alsam diye düşünenlere bir öneri mahiyetinde olsun diye. Evet, daha pek çok sevdiğim şiir kitabı var. Eğer şiir kitapları önerilerini sevdiyseniz, beğendiyseniz ilerleyen zamanda diğerlerini de sizlerle paylaşırım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Başka kitaplarda, bambaşka serüvenlerde görüşmek üzere. Sevgiyle, ama hep sevgiyle kalın. Hoşça kalın.